Dün Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Çalar Saat'teydi. Çünkü önemli bir gündü. 12 Ekim'de Can Atalay ile ilgili AYM Genel Kurulu kararını verecek diye bekliyordu herkes, tüm Türkiye. Ve sonra o karar yine ertelendi. Mazeret ne? Mazeret. Mazeret, bir üye dava dosyasına hazırlanamamış. O yüzden ileri bir tarihe, ne zaman, hani hangi tarih onu bilmiyoruz. Artık o üye hala ek MTV dosyasına mı çalışıyor? Önünde başka dosyalar mı var? Bilmiyoruz. Ama Can Atalay kararını konuşuyor herkes. 14 Mayıs'tan beri ve bir üye hala bu dosyaya çalışamamış. Türkiye'nin en yüksek yargı organından bahsediyoruz. Bir Anayasa Mahkemesi üyesinin ben bu dosyaya hazırlanamadım demesinin sürüncemede bırakmaya yönelik bir bahane olduğunu hepimiz görüyoruz. Hukuksuzluğun derhal sona ermesi lazım. Ama yargı üzerindeki baskı maalesef Türkiye'de bir gerçek. Sembolik davalarda, dosyalarda doğrudan hükümetin dahlinin olduğunu biz düşünüyoruz. Tip milletvekili Can Atalay'ın hak ihlali başvurusunu karara bağlamak için toplandı Anayasa Mahkemesi. Raportör, Atalay'ın seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiği yönünde raporunu sundu. Ancak dosyaya ilişkin görüşme ileri bir tarihe ertelendi. Gerekçe bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi. Mevzuatta üyelerin böyle bir hakkı var ama muhalefet art niyet diye ses yükseltti. Mazeret beyan etme hakkı verilmiş ama bu şu an itibariyle kötüye kullanılıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı bunu 15 gün öncesinde kamuoyuyla duruşmasında paylaşmış olmasına rağmen bir üyenin ben bunu inceleyemedim deme lüksü yoktur. Eğer ki İçişleri Bakanlığı'ndan tek bir sayfa bile çevirmeden Anayasa Mahkemesi'ne geçiyorsa bu dosyaya hazır olmamasını da normal karşılıyorum. 14 Mayıs'ta Can Atalay Gezi davasından tutuklu olduğu dönemde milletvekili seçildi. Aradan yaklaşık 6 ay geçti. Yasama dokunulmazlığı kapsamında tahliyesi beklenirken Yargıtay 3. Dairesi talebi reddetti. Gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme hak ihlali başvurusunu gündemine aldı, genel kurulda görüşülmesine karar verdi. Hatay milletvekilimiz Can Atalay Hatay halkı tarafından seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun üyesidir ve hukuksuz şekilde cezaevindedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenirken Ankara, İstanbul ve İzmir'de meydanlardan Can Atalay'a özgürlük sesleri yükselirken kararın görüşüleceği gün bir üyenin dosyaya hazırlanamadım mazeretiyle görüşme ertelendi. Yeni tarihte verilmedi. Can Atalay'ın kesinleşmiş mahkumiyet kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okutturmak suretiyle milletvekili düşürüldükten sonra gündeme almak düşüncesiyle olmuş olabilir. Bunun kime ne faydası var? Gerçekten bilmiyorum. Daha önce örneklerini gördük. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mecliste hakkında kesinleşmiş hükmü okuyup milletvekilliğini düşürdüler. Ama sonuç itibariyle Anayasa Mahkemesi'nden verilen ihlal kararı sonrasında tekrar milletvekilliğine geri kazandı. Can Atalay'ın Gezi davasından aldığı 18 yıl kesinleşen hapis cezası meclis genel kurulunda okutulursa vekilliği düşüyor ama avukatı Gergerlioğlu örneğini hatırlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenecek demişti. Yüksek Mahkeme kararı erteledi. Can Atalay'ın cezaevinde tutulduğu her bir gün kendisi açısından anayasal hak ihlali olduğu gibi kendisine oy veren 100 bine yakın seçmen açısından da hak ihlali anlamına geliyor.